Değerli izleyenler, Ünye'nin merkez Gölevi mahallesindeyiz. Burada doğal gaz mağduru yöre sakinleriyle, yöre esnaflarıyla mini bir söyleşi yapacağız. Öncelikle ben sözü ömrünü eğitime adamış Ünye'nin sayılı İyi ve güzel ahlaklı eğitimcilerinden öğretim üyesi Nedim Dikmen Beyefendi'ye sormak istiyorum. Sayın hocam, sizler gibi daha nice yöre sakini insanlar doğalgaz yolun üst tarafına, sitelere verildi. Üniversite tarafının bulunduğu sahil kesimine verilmedi, verilmiyor diye iddialar var. Bu evet. Konuda bildiklerinizi paylaşırsanız mutlu oluruz. Evet, teşekkür ederim. Öncelikle bu konuya duyarlılık gösterdiğinizden sonra dolayı sizi tebrik ediyorum. İddialar doğrudur. Yani şimdi gördüğünüz gibi işte şu Ünye Samsun Karayolu'nun kenarındayız şu anda. Evet. Yolun üst tarafına doğalgaz verildi ve yakılıyor şu anda. Yolun alt tarafında hiçbir çalışma yok. Dolayısıyla bilindiği gibi bir şehrin öncelikleri vardır. Dolayısıyla doğal gaz da bana göre Ünye'nin en önemli önceliklerinden birisidir. Tabii Ünye'de belli yerleşim yerlerine doğal gaz verildi. Ama en önemli yerleşim yerine maalesef doğal gaz verilmedi. Yani bu da en önemli yerleşim yeri Ünye'de neresidir diye bakarsanız maalesef bu karayolunun altı. Yani özellikle sahil kesimi, sahil bandı diyelim. Bu sahil bandında çok sayıda ticari işletme, resmi kurumlar ve ikamet amaçlı konutlar bulunmakta. Yani Ünye ekonomisinde, Ünye ticaretinde bunlar önemli bir paya sahip. Çünkü 3 yıldızlı, 5 yıldızlı oteller, pansiyonlar, öğrenci yurtlarının büyük bir çoğunluğu bu sahil bandında, yine kafeler, daha değişik iş yerleri. Yani bunların özelliği turizme hitap ediyor. Yani turizme hitap eden kurumlara da doğalgazın gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani biz Aksa yetkililerine sorduğumuzda hiçbir cevap yok. Yani yolun üstünde doğalgaz var, altında neden yok ya da ne zaman yapılacak? Yani bu konuyla ilgili bir projeniz var mı dediğimizde yani kimse bir şey bilmiyor. Yani işte izah edilemiyor. Yani ne zaman başlayacak ya da ne zaman yapılacak? Bunun net bir cevabı yok. Yani biz Aksa yetkililerinden, siyasilerden, mahalle sakinleri olarak net bir cevap bekliyoruz. Yani arkadaş, sizin projenizi yaptık. Şu tarihte de biz doğalgazın verilmesini sağlayacağız demelerini bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Yani eğer bu yapılmazsa, yani bakın, kömür kokusu devam eder. Yani biz temiz bir Ünye, temiz bir şehir yaratamayız. Çünkü kışın göreceğiz, yolun üstün doğalgaz, yolun altında ise yani çok sayıda iş yeri kömür yakmaya devam edecek ve Ünye'de kirlilikte maalesef kurtulamayacaktır. Turizm kenti denilen Ünye'de. Evet. Büyük bir sıkıntı diyorsunuz. Evet, çok büyük sıkıntı. Yani dolayısıyla bu sorunun çok ivedi olarak çözümlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani şurada şöyle bir şey var. Yani şu yolun genişliğine bakarsak, yani şu 5 metre diyelim ya da 10 metre diyelim. 13-14 metre var. Tamam, 13-14 metrelik, evet, bir karayolunu, yani şuradan karşıya geçmenin bugünkü teknoloji karşısında ben hiç de zor olmadığını düşünüyorum. Belediyemizin de katkılarıyla bir günlük iş yok burada. Yani bir günlük iş yok. Yani buradan şuradaki doğalgaz borusu anında karşı tarafa geçirilir ve buradan sağda solda bütün kurumlara dağıtımı yapılabilir. Yeter ki istensin yani. Saygıdeğer izleyenler, dünyada örnekleri var. Elin oğlu okyanusa şehir kurar iken biz 14 metrelik yolu aşıp deniz tarafına, turizm kenti Ünye'nin deniz tarafına, Uzunkum mevkiine doğalgaz veremiyoruz. Bunun sebebini sormadan önce, bu memlekete uzun yıllar devlet memurluğu yapmış Ünye'nin öz evlatlarından
Bilgin Batmaz abiye de soralım. Bakalım doğalgaz konusunda o neler söylemek istiyor? Neler söylemeyeceğim ki? Neler söylemeyeceğim ki? Yıllarımızı verdik. Kömür yakmaktan ben 1200 kilometre Balıkesir ilinin Edremit ilçesi Altınoluk mahallesine gidiyorum. Oksijen almak için. Üyeyi terk ediyorsun. Evet. Kışın Eylül ayının sonunda giderim. Haziran ayının sonunda gelirim. O güzelim memleketimde 3 ay oturuyorum. Niye gideyim ben burada doğalgaz olsa? İlk bar son bar giderim. Birer ay kalırım dönerim. O zaman Sayın Dikmen gibi siz de bu işin yetkilisi olan siyasilerden, üyeli siyasilerden, ordulu siyasilerden ne bekliyorsunuz? Ne beklemiyorum ki, her şeyi bekliyorum. Bir an önce bunu yapmalarını bekliyorum. Hiç başka çözüm ve çaresi yok. Teşekkür ediyoruz Hülya abi. Rica ederim. Saygıdeğer izleyenler, aynı zamanda bu memlekette ömrünü işletmeciliğe vermiş, bu yörede uzun yıllardır ve halen daha otel işletmeciliği yapan bir kardeşimiz var. Kendisini tanıtarak sıkıntılarını anlatmasını istiyoruz. Murat Genç ben. Buyur Murat. Sahil Otel İşletmecisiyim bu arada. Bu bölgede yoğun bir şekilde oteller var biliyorsunuz zaten. Bütün hepimiz bundan çok şikayetçiyiz. Bir sürü başvurularda bulunduk. Ne yaptıysak şu zaman bu zaman deyip net bir cevap veremiyorlar. Ve bununla ilgili çok büyük sorun yaşıyoruz. Burada bir sürü oteller var. Bir tane bir otel değil ki. Aynı anda kış sezonunda kömürleri yaktığımız zaman bu bölge simsiyah bir kara bulutlar çöküyor resmen. Hava kirliliği has safhada. Çok büyük has safhada. Yani çünkü az bir otel yok. Bir saysam şu an 15-20 tane otel var. Evet. Şu bölümde bu kadar otel var. Bunu neden çözemediklerini de anlayamıyoruz. Yani yetkililere gidip tek tek soruyoruz, ona soruyoruz, buna soruyoruz diyorlar ki şu zaman gelecek, yolun karşısına geçemiyor. En büyük sorun bu. Dediğiniz gibi 14 metreyi nasıl geçemiyoruz şuradan şuraya? Nedim hocamın dediği gibi bir günümüzü alır buradan karşıya geçmek. Ya bunun neden çözülmediğini anlayamıyoruz. Bir an önce bu çözümün bulunmasını istiyoruz. Biz ricamız bu, başka bir şey değil. Burada Aksa'nın tek yetkili, tek sorumlu olması biraz burnundan kıl aldırmıyor, denetebilir mi? Tabii çok dikler yanlarına gelince o kadar. Net bir cevap da veremiyorlar. Evet, yolun karşısına geçemiyoruz. Maliyetler yüksek diyorlar. Misal örneğin. Yani ne gibi maliyet olabilir? Yani bunun karşıya geçmesi için. Ve buradakilerin hepsi hemen doğalgaz alacak kişiler. Ve otel işletmeciler bunlar. Yani çok da iyi bir şekilde kendileri açısından maddi yönden iyi paralar kazanacaklar yani. Neden geçmedikleri biz de anlayamıyoruz. Size de soralım. İktidar yanlısı ordu ve Ünye'nin siyasetçilerinden, seçilmiş ve atanmışlarından son olarak ne istiyorsunuz? Bir an önce bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Gerçekten bu bizim için büyük bir sorun. Bakın ne dedi Bilge amcamız, dedi ki ben Altınoluk'a gidiyorum. Neden gitsin? Gitmesin, burada kalsın. Bizim yanımızda kalsın o. O gitmesin Altınoluk'a. O taraftaki insanların Ünye'yi tercih ettiği günümüzde hava kirliliğinden... Evet, hava kirliliği nedeniyle gidiyor. Hava kirliliği. Sıkılarak, başka hiçbir şey nefes almakta zorlanarak gidiyor. Kesinlikle o yüzden gidiyor. Bu konuda her türlü kanıtlayabilirim size. Sadece hava kirliliği nedeniyle gidiyor. Size de teşekkürler. Rica ederim. Evet, saygıdeğer izleyenler, bir de eğitim yuvası Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin yanı başında ömrünü işletmeciliğe vermiş mimarlık fakültesini fazla daha fazla okuyup da ne yapacağım diye bırakarak gelmiş memleketi Ünye'de kafe evet, işletiyor. Kardeşim. Hem kardeşimizi tanıyalım hem de doğalgazı en çok ihtiyacı olan bölgeye doğalgazın gelmesiyle ilgili neler söylemek istersiniz? Onur Dağdelen, ben Kukur Kafe'nin sahibiyim. Fakültenin hemen yanında. Yani ticari açıdan, hava kirli açısından çok ciddi zararları var doğalgazın bize gelmemesinin. Bu teknolojide doğalgazın bize sadece 13 metrelik yol yüzünden gelmemesi çok komik. Evet. Siyasiler zaten bizi banka yoluyla, siyasiler bizi birçok yoluyla esnafları ikinci plana attı. Bari bu konuda ikinci plana atmasın. Versin bizim doğalgazımızı. Biz sigaramızı içirelim sağ bahçemizde. Açalım, herkes sıcak ortam yakalayalım. Elektrikle kömürle bu iş olmuyor. Olmuyor. Artık uzay çağındaki doğalgaz, bu dünyada doğalgazı. İnsanlar Mars'ta su ararken biz hala doğalgaz istiyoruz. Çok komik yani bu durum. Bizi bu duruma düşürmesin. Aksa rahat davranmasın. Siyasiler yardımcı olsun. Ve bunu ivedi bir şekilde çözelim. Ben sadece bunu istiyorum. Teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer izleyenler, son sözü özetlememiz gerekiyorsa
Ünye'nin tarihi ve turistik merkezi mahallelerinden Gölevi mahallesine doğalgaz bizatihi esnaflar, yöre sakinleri tarafından istenmektedir. İlgililere duyurulur.